Beşinci bölüm. İnsanlar arasından seçilen her başkâhin, günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. Bilgisizlere ve yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır. Bundan ötürü, halkın günahları için olduğu gibi, kendi günahları içinde kurban sunmaya borçludur. İnsan, başkâhin olma onurunu kendi kendine alamaz. Ancak Harun gibi Tanrı tarafından çağrılırsa alır. Nitekim Mesih de başkâhin olmak üzere kendi kendini yüceltmedi. Ama kendisine, "Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum," diyen Tanrı onu yüceltti. Başka bir yerde de diyor ki, "Sen Melkizedek düzenine göre sonsuza dek kâhinsin." Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua ve yakarışlarda bulunmuş ve Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. Oğul olduğu halde çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınmış olarak Tanrı tarafından Melkizedek düzenine göre başkâhin atanan Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur. Temel ilkeleri aşıp ilerleyin. Bu konuda söyleyecek çok sözümüz var. Ama kulaklarınız uyuştuğu için anlatmak güçtür. Şimdiye dek öğretici olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil. Sütle beslenen herkes bebektir ve doğruluk sözünde deneyimsizdir. Katı yiyecek, yetişkinler için. Yani duyuları iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla terbiye edilmiş olanlar içindir.